Malum bu üçüncü dönemim. Canla başla çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Uzun yıllardır da bu görevde olduğum için Karasu'muzda bir takım eksiklikler var. Bunlarla ilgili çok kısa bilgiler vermek istiyorum. Lakin genel siyasetle ilgili, özellikle de ekonomiyle ilgili konuları kendisi de Kayserili olması babında genel başkan yardımcımız bu konuyla ilgili bilgiler verecektir. Ama güzel ilimizin, güzel ilçesi Karasu'muzun birçok konuda üvey evlat muamelesi görmüştür ve görmeye de devam ediyor. Örnek veriyorum, birçok değerli büyüğüm var burada. Muhtarlarımız var, sivil toplum kuruluşu yetkililer var, iş adamlarımız var, abilerim var, kardeşlerim var. İlk olarak TİGEM diye 10 kilometre gerimizde kalan TİGEM diye bir çiftliğimiz vardı. Birçok çalışma, mücadele yaptık. Çiftliğimizi, bu TİGEM çiftliğini Sakarya Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak nasıl değerlendiririz diye bir takım çalışmalar yaptık, altyapılar hazırladık, mücadele ettik. Nasip olmadı. Yıllar önce Kibar Holding ilçemizden 3000 dönüm civarında bir arazi satın aldı. Satın aldı demeyelim, devletimizin hazine arazilerini onlara yatırım yapması amaçla verdik. Birçok gencimiz ilçemizde, arkadaşımız işsiz diyen özellikle umutlandı. Bir iş imkanı sağlanır. İlçemizde iş istihdamı artar diye umutlandı. Hayal kırıklığı yaşadık. Aradan belli bir zaman geçti. Çok görkemli bir açılışla Bemece ilçemize gelecek dendi. Tekrar kamulaştırılıp arazilerimiz kendilerine tahsis edildi. Ama sonuç olarak Bemece'de yatırımını Karasu'dan kaldırdı. Bunun haricinde bir fen lisemiz olsun. Gençlerimiz uzaklarda, ailelerinden uzak okumasın, kaliteli eğitim alsın diye bir fen lisesi olsun. Olmalı. Hep beraber buradaki arkadaşlarımızla, siz değerli abilerimizle mücadele ettik. Onu da Karasu'ya kazandıramadık. Yani artık ilçemizin bir büyüğü önderi mi yok? Çekip çevirecek, aklı selim, hareket edecek veya bir araya gelecek gücümüz, kanaatimiz mi yok bilmiyorum. Ama ben buradan bu salonda tüm Karasu'yu görüyorum. Tüm arkadaşlarımızı görüyorum. Hep beraber bundan sonra üvey evlat olmaktan kurtulmak için birbirimize, yani yukarısının yaptığı kavga, dövüşler bizi ilgilendirmez. Biz ilçemiz için sımsıkı kenetlenerek ülkemize, ilçemize fayda sağlamak için bir araya gelip mücadele etmemiz gerekiyor. Söğütlü ve Feriz ilçelerimiz var. İnanın Karasu ilçesi olmasa oradaki organize sanayi bölgeleri tam kapasiteli çalışamaz. Yüzün üzerinde servis aracı Karasu'dan çeşitli saatlerinde kalkıp oraya çalışmaya işçi arkadaşlarımızı götürüyor. Yani biz bundan kurtulmak istiyoruz. Karasu için hep beraber bu salon, bu bir millet olsun istiyorum. Bunu söylerken de ben yapayım, şu yapsın, bu yapsın değil. Belediye önderlik yapacaksa eyvallah. Sivil toplum kuruluşları önderlik yapacaksa eyvallah. Saadet Partisi önderlik yapacaksa eyvallah. İş adamları önderlik yapacaksa eyvallah. Kimseden şu bu yapsın değil, hep beraber yapalım. Yani tabiri caizse ilçemiz için ölü rahmet bulsun da kimden bulursa bulsun diyorum.
bu vesileyle bu konuşmamı, yani bu bilgileri vermek için bizzat kendim belediye meclis üyeleri, belediye başkanına, belediye başkan yardımcılarına, muhtarlarımıza, iş adamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarının birçoğuna davetiyeyi bizzat kendi elimle verdim. Hem samimiyetimizi görmek, göstermek, hem de burada bu kenetlenmenin Karasu ilçemiz için bir şeyler yapmak için bir araya gelmemiz gerektiğini buradan yüksek sesle haykırmak için. Gençlerimiz var, sıkıntılarımız var. Her ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de uyuşturucu belası var. Spor kompleksleriyle ilgili sıkıntılarımız var. Eğitimle ilgili sıkıntılarımız var. Emniyetle koordineli, kaymakamla koordineli, valilikle koordineli, belediyeyle koordineli. Bir şekilde sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, azalarımız, siyasi ilçe başkanlarımız, temsilcilerimiz, belediye meclis üyelerimiz hep beraber güzel ilçemizi, başta da dediğim gibi güzel ilçemizi hak ettiği yere taşımak için çaba sarf etmeye, mücadele etmeye, gecesini gündüzüne katmaya ben hazırım. Sizin de hazır olduğunuzdan zerre tereddütüm yok. İnşallah bu hayırlı dualarımız, hayırlı yapacağımız adımları hep beraber birlikte atmak için bundan sonra toplantılar, seminerler yapıp hep beraber çalışmaya gayret ve özen gösterelim. Bugün burada Karasu'nun tamamı var olarak görüyoruz. Ve Saadet Partimizin nasıl ki 1969 senesinden başlayarak 73-74'te Cumhuriyet Halk Partisi ile, devamında Demokrat Parti ile, Doğru Yol Partisi ile, Milliyetçi Hareket Partisi ile, aklınıza gelebilecek Türkiye'deki bütün siyasi hareketlerle nasıl bir araya geldiyse, onlara birleştirici, onları tutkal görevini gördüyse, bugün de Saadet Partisi bu salonda şunu gösteriyor, herkesin bir araya gelebildiği, her kesimin, her kesimden insanın rahatça bir araya gelebildiği bir ortam oluşturabildiğini gösteriyor. Bizim olduğumuz yerde Allah'ın izniyle sadece üretim vardır, kalkınma vardır, adalet vardır, liyakat vardır. Bunu geçmişte gösterdik. Kökümüzde rahmetli Erbakan hocamız, Sakarya özelimizde Cevat Ayhan abimiz vardır. Ben bu salonda şunu görüyorum. Saadet Partisi geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin bütün kesimleriyle beraber Allah'ın izniyle adaleti, liyakati, şeffaflığı, denetlenebilirliği, bu ülkede özgürce yaşamın teminatı olmuştur, olmaya devam edecektir. Bu salonda bunun bir göstergesidir. Hepinize teşekkür ediyorum bunun için. Kıymetli Meyer Başkan Yardımcımız var. Onun hitapları olacak muhakkak. Ben çok uzatmak istemiyorum. Bir kez daha memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. İnşallah güzel günler Karasu'da, Sakarya'da, Türkiye'nin tamamına, ondan sonra da insanlık aleminin tamamına yayılacaktır. Hakkın, adaletin hakim olduğu bir dünyayı hep beraber bizler inşa edeceğiz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.